Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Türk ustalarımızın Türk emeğinin hangi seviyeye geldiğini birinci sınıf diye bilinen çok pahalı Amerikan makinelerinin Türk parçaları ile full modifiye ve restorasyon yapılarak performansının daha yükseltildiğinin bilgisi, çalışması ve videolarını göreceksiniz. Şimdi bu makinelerde ikinci el alırken sık sık gelen soru nelere dikkat edeceksiniz? Öncelikle bu makinelerin çakmalarını taklitlerinden kesinlikle uzak durun. Kırılıyor. Yani falanca filanca bunun sahtesini yapıyor, çakmasını yapıyor. Orijinal Amerikan makinelerinden mutlaka temin etmeye çalışın. Ayrıca bu makinelerin ikinci el bulduğunuz zaman pensleri, şaselerinin aşınıp aşınmadığı ve maalesef iki arkadaşımızın başına geldi. Kırılan pensi kaynatmış. O şekilde makineyi satmışlar. Geriye döndüğü zaman da adam benim haberim yok. Böyle bir şey yapmadım dedi çıktı. Tekrar ediyorum. Bu pens işinden çakmadan sahteden uzak durun. Orijinal Amerikan malı kullanın. Kırılıyor birçok arkadaşımız bu konudan mağdur oldu. Şimdi videoya geçelim ve detaylara. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ev dolumcuları için dolum makinelerinin efsanesi. Pensli Size Master SM82 modeli. Makineyi Türk parçaları ile modifiye ettik. Murat Tepe Usta'nın ön kesmeyi buraya aldık. Ara kesmeyi buraya aldık. Son kapatma benim modifiyelerimi taşıyor. Yine bu makinelerdeki hassas parçalardan mekanik, karışık bir mekanikleri var. Bu makinelerin ne olduğunu bilenler şu anda ütülenmeden makineden çıkmış halleri. Şimdi birer tane de sizlerle bununla kapatalım. Makinedeki sıralamayı değiştirdik. Ara kesme kullandığımız için makine sabit değil. O yüzden biraz zor olabilir işim. Şöyle tek elle sabit olmayan bir makinede bakalım. Ön kesme özellikle bu tür kovanları seçtim ki bunlar birçok arkadaşımızın zorluk çektiği kovanlar. Şöyle aşağı doğru dönelim. Mükemmel bir ön kesme. Başlık Murat Tepe Kayseri üretimi Türk malı. Amerikan makinelerini artık Türk parçalarıyla modifiye yapıyoruz. Ara kesmeyi aldık. Mükemmel bir ara kesme ve neredeyse Son kapatmaya bir iş kalmadı gördüğünüz gibi. Son kapatmayı alıyoruz. Şu vaziyette son kapatmayı yapıyoruz. Evet. Meç efsanesinin muazzam kapatmasını görüyorsunuz. Fişeğimizin altında herhangi bir kırılma, ezilme, çizilme bir şey yok. Bir tane daha kapatalım şu vaziyette yerine yerleştiriyoruz. Ön kesme ara kesme ve son kapatma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel ötesi. Şu anda her tüfekte otomatikte çalışacak durumda ama bizim güzel bir ütüleme istasyonumuz var. Şöyle kovan uçlarımızı ütüleme öncesinde hafifçe yağlıyoruz. Yanmaması için başlık yine Murat Tepe dört tırnaklı 4140 namlu çeliğinden üretmiş olduğu SP serisidir. Aynı zamanda hem domuz hem saçma hem de Radius özelliğini mükemmelen yapmaktadır. Şimdi dolum tarafına geçelim. Dolum tarafına dedim pardon ütüleme tarafına. Gördüğünüz gibi fişeklerimiz mükemmel. Fakat biz bunu yine de ütüleme yapacağız. Şöyle açıyoruz. Hafifçe dokun bırak yapıyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir Radiyos. Şöyle netleştirmeye çalışıyorum da Telefon uysuzluk ediyor Gördüğünüz gibi harika bir radyos Ve ütüleme Şöyle tekrar Gördüğünüz gibi Radyos Şöyle sizlerle yapayım ki öyle bir tane iki tane resimle değil bir şeyi yaparken her şeyini en azından dolum yapan arkadaşlarımızla yeni başlayan arkadaşlarımızla paylaşıyoruz bilgi amaçlı ve söylediğimiz her şeyin çalışma performansını görüyorsunuz. Öyle hangi alette yapıldığı belli olmayan bir resimle iki resimle değil gördüğünüz gibi her şeyi açık net şu anda neticeyi görüyorsunuz. Artık Amerikan makinelerini Türk ustalarımızın yaptığı yerli metal başlıklarla modifiye ediyoruz. Yakın bir zamana kadar arkadaşlarımızın çeşitli soruları vardı. İşte bu pensli makineler için veya tam otomatik makineler için. Arkadaşlar tam otomatik dediğiniz 9000 serisi veya elle çevirdiğiniz 600 serileri var. Bunların harflerine göre de yine teknik özellikleri değişiklikler gösteriyor. Fakat ev dolumcusu için öncelikle bu tür otomatik makinelerin ağır maliyetlerine girmenize ekonomik imkanınız el veriyorsa bile gerek yok. Sebebine gelince zaten onlar da yine hassas terazi kullanmıyor. Bu şarj barmış ayarlıymış bilmem neymiş. Bunlar palavradan öte hiçbir şey değil. Hiçbir zaman kararlı bir şekilde bunlar eee doğru düzgün bir ölçüm yapmıyor. Eski barutlar kalın idi, yeni barutlar kimyasal ve ince. Her barutun özgül ağırlığı farklı. Yok ayarlı şarj varmış, yukarı aşağı ayarlıyormuşum falan. Barut akıyor, sıkışıyor. Ee, ölçüler mesela 1.50'ye ayarladıysanız biri 1.53, bir biri 1.51, bir biri 1.48. Bir yani istikrarlı bir şekilde bir dolum yapamıyorsunuz. Yani eskiden bu 9000 serileri, tam otomatikleri falan yasak olmasına rağmen işte bazı bayiler falan dolum yapıp satardı. Fakat bir ev kullanıcısı için benim en çok saygı duyduğum makineler bunlar. Şu pens özellikleri gördüğünüz gibi kovanları çizmeden, ezmeden ve bozmadan muazzam bir şekilde haddeleme yapıyor. Yani Kaliteli bir kovan kullanıyorsanız 5-6 sefer 7 sefere kadar bir kovanı doldurma imkanı veriyor. Başka sorusu olan varsa yorumlara yazabilir. Bu makinede baştan sona modifiye oldu. Arkadaşlarımız bunlardan nasıl bulacağız nasıl edeceğiz diyor. Arkadaşlar bunların ikinci ele bile pahalı. Yurt dışından falan yakın olanlar getirtiyor ama son bildiğim bir arkadaş e, Fransa'daki bir yakınına doğru yalan bilemem 857 euroya getirtirdiğini söylüyor. Yıl başında tatile gelirken bir akrabası arabayla getirmiş. Yani bunların fiyatları yüksek. Amerika'da da 650 dolar civarında. Oradan buraya kim nasıl getirir kaça mal olur bunu da bilemiyorum. Bunların ikinci elini alırken dikkat edeceğiniz bunların karmaşık bir mekaniği var bu mekanikler fazla aşınmış olursa ki tamiri çok çok zor ve bunların bu mekaniğinin sökme takma dahi sırası var. Eğer doğru düzgün bundan anlamazsanız eliniz iş yapmıyorsa bu makineleri sökerken bile bozmanız mümkündür. Bu pensin falan hassas ayarları vardır. İçinde yine bir mil var. Bu hacı yatmazlık olayını engeller. O mil zamanla aşınıyor haddeleme sistemi sapıtabiliyor. İşte makine bozuldu yok düzen tutturamıyoruz diyorsunuz. Bunların anlayanı pek yok. Sağa sola gönderiyorsunuz. Parçaları çalınıyor. Eksiltiliyor. Yani son 5-6 senenin içerisinde bundan yaklaşık olarak 60 tane civarında gelmişti. 20'sinin durumu maalesef 5-6 kapı gezmişler. Orijinal parçaları çalınmıştı. Ha bunların hepsini kaldırdık. Bugüne kadar gelip de geri dönen bir makine olmadı ama yani ayrı ayrı uğraş, ek, gereksiz masraflar. Bu makineleri bilmeyen kişilerden, anlamayan kişilerden uzak tutun. En azından parçalarınızı dikkatli bakın. Bunların mekaniğinin içinde küçücük yani not kadar olan parçalar var. Bu parçalardan yine üzerinde küçük burçlar var. Bunun biri kaybolsa tornada size nohut kadar, mercimek kadar bir parça freze de işlenmesi çok ciddi maliyetler aşar. Hatta uğraşacak adamı da zor bulursunuz. Bu yüzden bu tür bir makineniz varsa dikkatli kullanın. Rast gelen kişilerin eline teslim etmeyin. Görüşmek üzere diyorum. Klas bir makine baştan sona full modifiye edildi. Paslanmazlık işlemleri yapıldı. Her tarafı kaplandı. Yine Murat Tepe Usta'nın çelik başlıklar ara kesmeyle donatıldı. Ve şu anda birçoğunuzun hoşlanmadığı sert dediği özellikle bu kovanları seçtim ki diğer kovanları zaten çerez gibi yer. Grup ailemize hayırlı olsun diyorum. Modifiye ve restorasyon deyince basit bir boyadan ibaret değildir. İlk önce kumlama işlemiyle pas, pislik herhangi ne gereksiz varsa üzerinden alıyoruz. Daha sonra aşılmış parçaları tespit edip onların yenilerini aslına uygun şekilde ve zaman zaman da çok daha güçlü çelik kullanarak 4140 malzemelerle bunları yenilerini yapıyoruz. Kumlamadan çıktıktan sonra bir daha pas yapmaması için kaplama işlemine giriyor parçalar. Gördüğünüz gibi kaplama işleminden sonra ışıl ışıl çıkıyor ve bunu denize alsanız bir daha 6 ay kolay kolay paslanmaz. Bunun üzerine özel galvaniz boyası pardon astarı atılıyor. Bunun üzerine boya ve fırın daha sonra parçalar yavaş yavaş renklerine boyanıyor. Astarları atılıyor. Gördüğünüz şekilde yavaş yavaş geliyor ve montaj aşamalarını görüyorsunuz burada. Parçaların her birini takma sırası var bu makinelerde yani bilmeden bunu sökmeye ya da takmaya çalışırsanız sırasını bilmezseniz sağlam makineyi de bozmanız mümkündür. El becerisi güçlü olanlar yapabilir ama el becerinize güvenmiyorsanız bu tür bir makinelere müdahalede bulunmayın ya da anlamayan kişilere elletmeyin. Çünkü geçmiş zamanda da bir sürü tamire güya verdikleri yerlerden parçaları çalınmış olarak veya bozulmuş tahrip olmuş olarak eksik parçalarla makineler geldi. Bunları yaptık ama çok uğraştık. Çalışma aşamalarından yavaş yavaş makineyi toparlıyoruz. Zaten çalışma performansını gördünüz makinenin videoda. Kendi yapabilecek olanlar için nasıl yapacaklarını da bu bir aynı zamanda tariftir. Murat Usta'nın parçalarıyla, Türk emeği, Türk parçalarıyla Makine restore oldu. Pens bölümü bir daha hiçbir yerin paslanmayacak olması. Haddeleme öncesi fişeğin şişmiş hali haddeleme sonrası tam sıfır kovan ölçüsüne kullanılmamış kovan ölçüsüne gelişi. Yine kovanların üzerindeki eski reklam ve yazıları siliyoruz. Daha sonra kapsülleri takıyoruz. Gördüğünüz gibi Nobel Sport'un 688 yeni nesil kapsülleri. Fişeğin dolumunu sizle paylaşmıştım. Dolum ölçüleri orada mevcuttur. Ön kesme yapıyoruz. Ön kesmeden sonra mükemmel bir ön kesme neticesini görüyorsunuz. Bu istasyondan ara kesmeyi alıyoruz. Ara kesmenin neticesine de şimdi bakıyoruz. Neredeyse son kapatmaya iş bırakmayan mükemmel bir ara kesme ve modifiyeli son kapatmaya giriyoruz. Gördüğünüz gibi bunları videoda izlediniz. Son kapatmadan çıkmış halini de fişeğin görüyorsunuz. Mükemmel bir performans direkt tüfe süreceğiniz kalitede çalışıyor. Biraz ince ayar yaptıktan sonra gördüğünüz neticeye geldi. Zaten videoda da ayarlandıktan sonra diğer neticeleri gördünüz. Gördüğünüz gibi greslerle bu makineye bir daha yağ banyosu yaptırmanıza gerek yok. Saat gibi çalışacak ve yapmış olduğu fişeklere şöyle bir de yakından bakalım. Modifiye böyle yapılır diyoruz. Ve biraz daha kovan haddeleyerek gördüğünüz gibi haddeleme öncesi ve sonrasını da test ediyoruz.